İstanbul ve Bursa Emniyetinde tayin depremi. Aralarında İl Emniyet Müdürü Yardımcıları ile şube müdürlerinin de bulunduğu toplam 229 polisin terfi ve tayinleri belli oldu. Emniyet Müdürü Yardımcısı İsmailoğlu'da özellikle. 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra Emniyet Teşkilatı'nda tasfiye süreci başladı. Haziran ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 4500 polis memuru, komiser ve başkomiserin tayini yapıldı. Tayin ve terfi sırası rütbelilere geldi. 160 polisin terfi ve tayinleri belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un 12 yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne yükseldi. Başarılı olmaya çalışacağız. İstanbul halkının huzurunu, güvenliği, mutluluğunu sağlamaya gayret edeceğiz. 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne yükselemeyen polis müdürleri arasında 17 ve 25 Aralık operasyonları sırasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Hamza Tosun vardı. Bir diğer isimse trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken 3 ay önce hakkındaki soruşturma nedeniyle Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'na tayin olan Murat Şengün'dü. Tayin olan isimler arasında dikkat çeken polisler vardı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Cihat Kayaer onlardan biriydi. Muş'a tayin edildi. Ekibiyle birlikte Saray Sierra cinayeti başta olmak üzere birçok cinayeti çözen bir isimdi. Emniyet Amiri Cihat Kayaer, Mayıs ayında Ok Meydanı'nda çıkan olaylarda hayatını kaybeden Uğur Kurt cinayetini soruştururken cemevinin önünde bir grubun saldırısına uğramıştı. Kalabalığın elinden son anda kurtulan Kayaer kendini canlı yayın aracına atmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görev yapan Emniyet Amiri Yusuf Yanardağ'ın da Diyarbakır'a tayini çıktı. Bursa'da ise aralarında İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Emniyet Amirinin bulunduğu toplam 69 kişinin görev yerleri değiştirildi. Böylece 17 Aralık sonrası 7000 polisten 950'sinin görev yeri değişmiş oldu.